Ben oyuncuyum eski Yunan'dan beri. Şimdi adım değişti biraz serseri. Sizi güldürmek ödevim, zaman zaman ağlatmak. Gerçek bir tiyatro emekçisinden söz etmek istiyorum. Hilmi Özçelik, sevgili Hilmi. Gerçekten ömrü boyunca Dormen Tiyatrosu gibi, Kedi Sahne Sanatları gibi, Tiyatro Kare gibi girdiği her tiyatroda kendine öngörülen rolün hakkından gelmeyi çok iyi bilen gerçek bir tiyatro emekçisi. Tiyatro için yaşayan, oyunculuk için yaşayan, o güzel yüreğini, o müthiş beynini bu işe sevgiyle koyan bir arkadaşımız Hilmi. Herhangi bir konuda, herhangi bir joker rol gerektiği zaman hemen elimizin altında, Hilmi'cim gel sen bunun altından çok rahat kalkarsın deyip hiç yanılmadığımız sevgili Hilmi Özçelik. Bakalım bu korona günlerini nasıl geçirmiş? Herkese merhaba. Ben Hilmi Özçelik. Hakan abiden bu çağrıyı aldıktan sonra biraz daha düşündüm. Zaten düşünecek bol bol vaktimiz vardı. Ne yaptım, ne ettim, bu süreci nasıl geçirdim diye. Evdeydik herkes gibi. Alışverişlerimizi yapıp, erzaklarımızı stoklayıp, evden dışarıya çıkmadan en uzun süre nasıl vakit geçiririz? Bunun testini yaptık ve her geçen gün biraz daha tecrübelendik. Evdeydim. Evimde ufak bir terasım var. Orada domates, biber işte yetiştiriyorum. Toprak taşı neşir oluyor. Bileklikler yaptım. Eşime, dostuma, arkadaşlarıma. Bunun gibi ama ondan önce sağlam kalmaya çalıştık. Hastalanmamaya çalıştık. Hastalandık mı, hastalanmadık mı bilmiyoruz. Yani bir sürü bilgi var ortada. Hangisi doğru, hangisi yanlış bilmiyorum. Ne oluyor? Nedir işin doğrusu bilmiyoruz. Onun için sağlam kalmak nasıl? Kafa olarak, psikolojik olarak sağlam kalmak. Ben bunu başardığımı düşünüyorum. Çünkü zaten ortada sıkıntılı bir durum var. Bu sıkıntılı durumu işte daha büyük kaygılarla, telaşla ne olacak, ne bitecek deyip katlamaya gerek olmadığını düşünüp daha bekleyip, daha dingin bir şekilde geçirdim. Ama aramızda kalsın şu son zamanlarda biraz başka türlü etkinliklerim, tatil faaliyetlerim oldu. Onun dışında tabii işimi yapamadığım için, sahneye çıkamadığım için, seyirciyle buluşamadığım için hoşnut değilim tabii bu durumdan. Ne olacak, tiyatro nasıl evrilecek ya da evrilecek mi diye düşündüm. Ama nasıl evrilirse evrilsin, insanla beraber olacak. Öyle olmalı zaten, başka türlüsü düşünülemez. Bu süreçte işte çeşitli platformlarda, dijital platformlarda, işte konserlerde vesaire gibi etkinlikleri görünce ben bunu çok doğru bulmadım. İnsanın olmadığı bir yerde hangi konser olacak, hangi müzik olacak, hangi resim olacak, hangi edebiyat olacak, değil mi? Dolayısıyla tiyatro insanla yapılacak. Belki biraz geç olacak, biraz daha bekleyeceğiz, canımız sıkılacak ama başka türlü olmayacak. Bu vesileyle herkese sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sanatta kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ben oyuncuyum, ben oyuncuyum.